Seni çekmek istiyor şeyde var diyor fotoğrafın. Dedim ya habersiz arkadan nasıl çekmek? Bir tarih fışkırıyor. Neresine baksak, ne tarafına kafamızı çevirsek buram buram bir tarih kokuyor hocam. Çok yani önemli bir şey. İnsanoğlu ki yaklaşık 4000 yıldan beri Çukurova'da, Kilikya'da veya Tarsus'ta büyük olayların yaşandığı yer, nice savaşlar, sel baskınları, büyük olaylar yani ve hepsinin burada bir hatıraları falan var. Toprak üzerindeki görkemleri şu an görüyoruz ama bir de toprağın altında kalmış, ortaya çıkan pek çok şey var. Onu da görmek lazım. Yani Tarsus, tarihin, o muhteşem tarihin yaşandığı ve iz bıraktığı büyük bir merkez. Yine Tarsus'ta, yine önemli bir mekanın hemen önündeyiz. Ulu Camii'nin hemen önündeyiz. Adana'daki Ulu Camii ile bir bağlantısı var mı hocam? Olmaz olur mu Zafer? Adana'daki Ulu Camii yapılırken aynı anda burada bir Ulu Camii yapılıyor. Burası Tarsus Ulu Camisi. Ulu Cami demek bir şehirdeki şehrin fetih anısına Türklerin orayı İslam beldesi yapması düşüncesiyle en büyük camiye Ulu Cami derler. Büyük cami demektir yani. Burası Ramazanoğullarının Tarsus'u fethedip Türk beldesi yapma hatırasına yapılan bak, en büyük cami. Arkamızdaki yapıya dikkatle bakarsak hemen Adana'daki Ulu Cami'nin minaresine benzer bir saat kulesi var. İleride de bir minaresi var. Ama içindeki o görüntüler veya mimari teknoloji o zamanki Ulu Cami'ye çok benziyor. Yani Ulu Cami'nin kardeşi burası Zafer. Gittiğiniz zaman göreceğiz, tamam mı? O dönemin anlayışını yansıtıyor. O zaman gidelim bakalım içeride. Hocam biraz önce dışarıdan gördüğümüz Ulu Cami'nin şu anda da giriş kapısının içerisindeyiz. Ve yukarıda da caminin bir kitabesi var. Ne yazıyor hocam orada? Burası taş kapı zaten hemen. Camiye giren büyük kapı. Kapının üzerinde tabii siyah renklerle yazılar var. Ben dikkat okudum. Halil diyor Bini Piri, Bini İbrahim, El Muzaffer daima yazılar var. Yani. Arapça artık Osmanlıca karışımı. Ramazanoğlu İbrahim, oğlu Halil ve oğlu Piri zamanında yapılan bir cami. Bu hemen 1490'lar 1530 arası. Yapılan. Adana'daki Ulu Cami'nin yapıldığı tarih. Ramazanoğlu Halil Bey zamanında önemli şapta yapılıyor ama tabii ilaveler onun da oğlu Piri Mehmet Paşa zamanına yansıyor. Burası Ramazanoğlu Vakfı'nın Tarsus'taki külliyesi yani eserler bütünü. Cami burada. Bunun hamamı da vardı. Çarşısı da vardı. Medreseleri de hemen şu anda kullanılabilir. Medreseleri tabii, de var hocam. Medresesi de vardı burada. Burada İslami bilimler tavsiye ediliyor. Kentin odak noktası burasıydı. O zaman için konuşuyorum. Yani Ramazanoğullarının Tarsus'u fetih ve yurt yapmalarının hatırasına bu eser yapmışlar. Muhteşem bir yapı Zafer. Bak hemen Yağ Cami'deki o taç kapının bir benzeri bu. Evet. Ulu Cami'nin giriş kapısı da bir benzeri. Şu buradan da bu noktadan da bir eleştiri mi deriz artık buna? Başka bir şey mi deriz ama? İşte Tarsus hemen Adana'ya çok yakın bir Mersin'in bir ilçesi. Burada bakıyoruz tarihi yapılar o kadar güzel korunmuş ki hocam. O kadar güzel restore edilmiş. Alınan bilgilere göre sit alanı ilan edilmiş, orada kazılar yapılıyor. Ama bunu maalesef Adana'da ve bölgesinde görmemiz pek mümkün olmuyor hocam. Neden? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bir tabii anlayış meselesi ve zamanla o da olacak diye düşünüyorum. Keşke Tarsus'taki bir gibi eserlere sahip çıkılabilse ve korunsa ne kadar güzel değil mi yani şimdi? Yani hocam böyle bir yapıya geliyoruz. İşte az evvel Dalyan Peygamber'in kabrinde aynı şeyleri gördük. İşte kazı çalışması yapılmış. Ondan önce yine kiliseyi gördük. Cami, kiliseyi cami diye söyleniyor. Orada yine bir restorasyon yapılmış. Yani bunları gördükçe insan mutlu oluyor, bilmiyorum. Muhakkak tarih ve kültür turizminin veya doğa turizminin beraber gelişeceğini düşünürsek önümüzdeki yıllarda Çukurova yöresinde bir Tarsus ve ilaveten Adana ve bu Toros'taki tarihi mekanlar önem taşıyacak. Belki bir zaman sonra burası dünyanın en çok yani turistik açıdan gelişen parlayan bir yer olacaktır. Bu gelişmeye ortam hazırlayan idarecilere de mutlu. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Tebrik ederim hocam. Hocam kapanışımızı da isterseniz bu noktadan yapalım. Bu bölümün, bu programın kapanışını tarihi Ulu Cami'nin, Tarsus Ulu Cami'nin önünden yapalım. Hocam toparlarsak son olarak Tarsus genelinde... Bugün Tarsus'a biz geldik işte Aralık ayı 2009 kapalı yağ var kurşun renkte. Ama tabii yağmur yok. Tarihi yapıları gördük. Onların özelliğini de tabii dokunmaya çalıştık. Her şeyiyle yani bütün medeniyetlerin burada izleri var. Roma'nın, Bizans'ın, Ermeni döneminin, Ramazanoğullarının ve Osmanlı döneminin.
Tarsus bir medeniyetler şehri. Tarsus inanç turizminin köklü eserleri olan bir yer. Onun için Tarsus'u görmek lazım zaten. Evet. Bazen de yani.